Evet. Yani gördüğüm kadarıyla hazırsınız. O zaman biz de şu su dalgalarına yavaş yavaş başlayalım dostum. Evet. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi yani bu su dalgalarını biz anlatırken daha önceki zamanlarda bunu ışıkla da birleştiriyordum ben. Hem su dalgaları hem de ışık dalgalarının özelliklerini birlikte vermeye çalışıyordum burada. Neden su dalgalarındaki bazı özellikleri inceliyoruz? O yüzden. Şimdi su dalgalarında arkadaşlar olayımız şu. Şöyle bir dalga leğeniniz olacak sizin. Gördüğünüz bir dalga leğeni. Ve bu dalga leğenin içerisini bir miktar suyla doldurdunuz. Kaynak demişim. Kaynaktan kastım ne? Ne olabilir? Cetvel olur. Değil mi? Bir cetvel ya da bir tahta olur. Alıyorsunuz buradan periyodik bir şekilde daldırıp çıkartıyorsunuz. Daha önce hatırlarsanız yay dalgalarını oluştururken bile demiştim bak o sarmalayı tut yukarı çek aşağı çek yukarı çek aşağı çek. Ne oluşturuyordun sen orada? Bir yay dalgası oluşturuyordun yani bir atma oluşturuyordun. Buradaysa kaynağı şurada ortalardan falan daldırıp çıkarttığın zaman bakacaksın ki bak burada şöyle bir şey oluşacak. Burada şöyle bir dalga oluşacak. Sürekli yukarı aşağı yön ettirdin. Bu oluşan dalga ne yapacak? Yavaş yavaş diğer tarafa doğru şöyle bir hareket edecek değil mi? Gelecek buradan şöyle bir hareket edecek. Şimdi bu oluşan bir dalga. Ne dalgası bu arkadaşlar? Bu bir su dalgası. Şimdi bu su dalgasının üstten görün ve yandan görün birlikte bakacağız burada. Şimdi atıyorum burada dalga oluşturdun. Bunlar bizim nelerimizdi arkadaşlar? Bunlar bizim tepe noktalarımızdı. Ve bunlar da bizim neyimizdi? Çukur noktalarımızdı bizim. Ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arası mesafe. Yani bunu biraz daha devam etmiş olsaydım o çukuru şuraya bir yere kaydırmış olacaktım ben. Değil mi? Çukur şuraya bir yere kaymış olacaktı. Şu ardışık mesafe arasındaki uzunluk adı dalga boyu demiştik. Şimdi bak ben normal şu dalga leğene baktığım zaman şu dalga leğeni düz bir leğen değil mi? Bak derinlik her yerde aynı. Derinlik her yerde aynı olduğu için oradaki dalga boyunun her tarafta ne olması gerekiyor yine? Her tarafta aynı olması gerekiyor. Fark ettiyseniz eğer burada görünen kısımları biz tepe olarak adlandıralım. Bak şuraları tepe olarak adlandıralım. Şuna bizim neyimizdi? Dalga boylarımızdı. Şuralardaysa şöyle kesikli kesik bir şekilde şöyle göstereyim ben. Şurada kesikli bir şekilde gösterirseniz eğer bunlar da sizin çukur noktalarınızdır. Ardışık iki tepe ya da ardışık iki çukur arası mesafe neydi? Bizim bir dalga boyumuzdu. Ve şu an kaynak köşelerden daldırdığı zaman oluşan dalgalar dolgusal su dalgalarıdır. Doğrusal su dalgaları arkadaşlar dikkat bak neyi temsil ediyor? Doğrusal su dalgaları ismi üstünde birbirine paralel gelen ışın demetlerini temsil ediyor. Doğrusal su dalgalarının özellikleri bu. Sonra siz kaynağı aldınız. Bak şu kaynağı aldınız. Bu defa L'nin ortasından daldırı daldırı çıkartıyorsunuz. Eğer burada kaynak L'nin ortasından daldırılıp çıkartılırsa eğer bu defa doğrusal bir dalga değil. Ne yapacaksın burada? Hani bir bardağın ortasına üflediğini düşün. Ya da bir bardağın ortasına parmağını daldırıp çıkarttığını düşün. Bir bakacaksın ki orada oluşan dalgalar şöyle şöyle dairesel bir yörünge çizer, değil mi? Dairesel bir yörünge çizer ve ne yapar orada? Yavaş yavaş oluşan dalgalar hareket etmeye başlayacaklar. Şimdi bakın arkadaşlar, ben burada kaynaklı köşelerden daldırdığımda doğrusal su dalgalarını getirdim. Nedir? Ben paralel ışın demetlerini temsil ediyor dedim. Ama siz ortadan daldırdığınızda dairesel su dalgaları oluşturursunuz. Bu dairesel su dalgaları da hatırlayalım. Bak şöyle bir şey arkadaşlar. Şöyle dairesel bir şekilde geldiniz. O zaman ne oluyor? Bu dairesel su dalgaları da noktasal ışık kaynağını temsil ediyor diyebiliyorsunuz. Şimdi buraya bir daha bakalım. Bak aynen burada olduğu gibi ardışık iki tepe arası uzaklığı dalga boyuydu öyle değil mi? O zaman şurada ardışık iki noktalar arası mesafenin her yerde ne olması gerekiyor burada? Her yerde aynı olması gerekiyor. Ya da şu çizgiler arası mesafenin her yerde aynı olması gerekiyor. Sebebi ne? Sebebi şu. Dalga derinliğine baktığınızda derinlik her yerde aynı değil midir? Derinlik her yerde aynı olduğu için hızımız ya da dalga boyumuzun ne olması gerekiyor burada? Her yerde aynı olması gerekiyor. O yüzden ardışık çizgiler arasındaki mesafenin hiçbir şekilde değişmemesi gerekiyor. Şimdi bizim konu başlığımız bunlar arkadaşlar. Bakın. Bakın. Şöyle geçen derste size bir cümle kullandım ben. Ne dedim geçen derste? Dedim ki bak bütün dalgalar konusunda şunu yaz. Dalga boyu ne eşitti? Hız çarpı periyot değil mi? Bak bunu yazmıştık biz. Ve sonra şu cümleyi kullandım. Dedim ki periyot sadece ve sadece kaynağa bağlıydı. Ortam değişmediği sürece, ortam kaynak değişmediği sürece sizin periyodunuzda ya da frekansınızda değişen bir şey olmuyordu. Hız için sadece neye bağlıydı dedik? Sadece ortama bağlıydı dedik. Dalga boyu için ne dedik? Havadan resmen nem kapıyordu. Hem kaynağa bağlıydı hem de ortama bağlıydı. Ve olay şu arkadaşlar. Sizin
sizin derinliğiniz ne kadar fazlaysa eğer, bak buraya yazıyorum, derinlikten kastım ortam ne kadar derinse eğer hız o kadar fazla, dolayısıyla dalga boyu o kadar fazladır. Ama periyot ya da frekansınızda değişen bir şey olmaması gerekiyor burada. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bak bir dalga leni seçmişsiniz burada ve şuraya bir takoz yerleştirmişsiniz. Bak şuraya bir takoz yerleştirdim. Kaynağı da buradan köşelerden daldırıp daldırıp çıkartıyorsun burada. Ne oluyor? Şimdi buradaki derinliğe bak. Şu takoz ne yapıyor? Derinliği etkiliyor. Sonra gel buradaki derinliğe bak. Sonra buradaki derinliğe bak. Sonra buradaki derinliğe bak. Gittikçe derinlik ne oluyor burada? Derinlik giderek artıyor. Derinlik giderek artıyorsa eğer hem hızın hem de dalga boyunun giderek donması gerekiyor orada. Artış göstermesi gerekiyor. O zaman ben şöyle bakın üstten çizsem şöyle bir dalga oluşturabilirim. Dalga boyunun gittikçe ne olması gerekiyordu? Gittikçe artış göstermesi gerekiyordu. O zaman bak siz bunu çizdiniz ya üstten ve yandan birlikte çizeceksiniz. Başlangıçta atıyorum dalga oluşturdunuz. Şöyle gidiyor bu dalga. Şuraya bir yere geldi. Bak şuradan geçiyorsunuz bu defa. Şu artışık mesafe bir dalga boyu değil miydi? Ben gittikçe dalga boyunun artını ifade etmiştim. O zaman bir sonraki atmam şuralarda bir yerde olması gerekiyor. Dalga boyun biraz daha büyük olması gerekiyor. Biraz daha geldiniz. Yine aradaki mesafe arttı. Biraz daha geldiniz. Gittikçe aradaki mesafenin olması gerekiyor burada. Artış göstermesi gerekiyor. Şimdi buradan bakalım. Bak şöyle yapalım. Ben buraya A mesafesi diyeyim. Tamam. A mesafesi. Ve ben buraya B mesafesi diyeyim. Şu A mesafesiyle B mesafesini birbirine ben eşit vereyim. Şimdi buraya ben takoz yerleştirmişsem ne yapmışım buranın derinliği arkadaşlar? Buranın derinliği azaltmışım. O zaman şöyle bir şey yapabilirim bak. Şurada oluşan dalga şöyle gelse, bak şöyle gelse, bu tarafa geldiğimde buradaki dalga boyunun olması lazım. Biraz daha küçük olması lazım. Niye? Çünkü ben derin ortamdan nereye geldim? Ben daha sık bir ortama geldim. O zaman başlangıçta dikkat edin. Eğer sizin dalga boyunuz şu kadarcık bir şeyse, şu dalga boyunuz şu ortamda şu kadarcık bir şeyse, buraya geldiğinizde buradaki dalga boyunuzun olması lazım. Şu diğer ortama göre, yani şuraya göre daha küçük olması gerekiyor. Ve şöyle ne yaparsınız arkadaşlar? Dalgalarınızı düzgün bir şekilde alırsınız. Şu tarafa doğru hareket ettirirsiniz. Şimdi buradaki dalga boylarına bak. Bir de buradaki dalga boylarına bak. Şimdi ben ne diyeceğim? Şu bölgedeki dalgalarımın dalga boyu, şu bölgedeki dalgalarımın dalga boyundan daha büyük. Bu bir. İkincisi, şu bölgedeki hız birinci bölge, şu bölgedeki hız ikinci bölge ve buradaki hızımın oradan daha büyük olduğunu biliyorum. O zaman mesafelerim aynıysa, hani ben x eşittir v çarpı t diyeceğim ya burada, aynı yolu almam gerekiyor benim. Şu bölgede hız miktarım daha fazla olduğu için ne yapacağım ben burayı? Bir an önce alacağım. Yani şu mesafeyi alma sürem daha kısadır, şu mesafeyi alma sürem ise daha uzundur dersiniz. Bir de burada oluşan dalgalar hangileri arkadaşlar? Kaynak köşelerden falan daldırıldığında oluşan dalgalarımız doğrusal su dalgalarıydı. Ama siz kaynağı ortadan falan daldırdığınızda dikkat edin demiştim. Ortadan geliyorsa doğrusal değil dairesel bir dalga oluşturuyordunuz. Şöyle dairesel bir dalga normalde oluşturacaktım ben. Bak normalde oluşturacaktım ama şurada ilerleyen dalgalara bakar mısınız? Dalganın bir tarafı şöyle gördüğünüz gibi derin bir tarafa gidiyor. O zaman bu tarafa doğru geldiği için hızın dolayısıyla dalga boyun buradan olması gerekiyor. Daha büyük olması gerekiyor. Ama diğer tarafa doğru baktığımızda şuradaki derinlik giderek ne oluyor? Şu derinliğe bakın. Giderek azalma gösteriyor. O zaman hızım dolayısıyla bu taraftaki dalga boylarımda daha küçük olması lazım. Ben ne yapacağım? Diyeceğim ki bak burada normal dairesel dalga oluşturmuşum. Ve bu dairesel dalgalar hareket ederken abicim dikkat et. Normalde ben şöyle düzgün bir dairesel dalga çizecektim. Ama ortam derinlikleri aynı değil. Ortam derinlikleri aynı olmadığı için şöyle bir şey yapacağım ben. Bak şu taraftaki dalga boylarını biraz da uzaklaştıracağım. Şu taraftaki dalga boylarını da yaklaştıracağım. Bir daha gel. Bak hala derinliğin azalıyor senin. Bir daha gel. Derinlik azaldığı için dikkat et. Bak şu dalga boyunu biraz daha azalttım ben. Ama buradaki dalga boyunu ne yapmam lazım? Şuna göre biraz daha artırmam gerekiyor. O yüzden dalgaların görünümü şöyle bir şey olur arkadaşlar. Düzgün dairesel bir su dalgası oluşturamazsınız burada. Anlatabiliyor muyum? Ortam. Ortam dediğinde bakmam gereken hızdır, bakmam gereken dalga boyudur. Ama benim periyodum ya da frekansımda değişen bir şeyin olmaması gerekiyor. Daha doğrusu ortamın bunları etkilememesi gerekiyor. Arkadaşlar şu sayfada anlaşılmayan herhangi bir şey var mı? Orada bir yazabilir misiniz? Yoksa ben size bir soru soracağım çünkü. Emin biz de yeni başladık Emin. İlk sayfamız zaten. Var mı sıkıntı arkadaşlar?
Pardon Murat, hoş geldin. Ali, hoş geldin. Güzel. Cihat, sen hoş geldin. Evet arkadaşlar, şöyle bir soruya bakalım burada. Size bir soruya bakarken ben ikinci şekli bir arkadaşıma izah edeyim. Şu sorunun cevabında olabilir arkadaşlar. Bir dalga leğeninde şöyle dalgalar oluşturulmuş, bir tarafa doğru gitmiş, dikkat edin. Şöyle küçük küçükken mesafe giderek artış göstermiş burada. Buna göre hangileri doğru olabilir? Ona dikkat edin arkadaşlar. Şimdi siz çözerken ben burada mini bir şey göstereyim. Onu çözün arkadaşlar. Şimdi bak mini. Şu ikinci şekilde şu derinliğe bak. Bir de şu derinliğe bak. Şu derinlik fazla, şu derinlik azdır burada. O zaman dalgalar burada daha hızlı, burada daha yavaş olması gerekiyor. Burada hızlı ilerleyen bir dalga varsa eğer sürenin kısa olması gerekiyor. Buradaki sürenin de daha uzun olması gerekiyor. O yüzden süre değişecek tabii. Çünkü aynı hız değil kızım. Farklı hızlar. Evet, cevabına E dediniz burada. Cevap E demişsiniz. Bakalım. Şimdi bunu yazalım. Dalga boyu eşittir. Hız çarpı periyot, değil mi? Hız çarpı periyot. Bunu demiştim ki dalgalardaki temel kavramları anlatırken bile sürekli yazın demiştim ben bunu. Sürekli yazın. Şimdi bu neydi abicim bu? Bu kaynak. Bu ne? Ortam. Bu ne? Şurası hem kaynak hem ortam. O zaman benim kaynağım aynıysa, yani periyot aynıysa eğer, yazıyorum buraya. Hızın fazla olduğu yerde dalga boyu da fazla. Bakıyorum bak, şu taraftaki dalga boyları daha fazla, şu taraftaki dalga boyları daha kısa. O zaman ne olacak? Derinliğin giderek artış göstermiş olabilir. Kaynaktan uzaklaştıkça suyun derinliği artmaktadır. Hatırlarsanız ben bu şekli ilk çizdiğimde çoğunuz yanlış yapmıştınız. Çünkü dalga boyları giderek artış mı gösteriyor yoksa azalma mı gösteriyor diye bir şey sormuştum ben size. Hepiniz orada saz anlama düşmüşsünüz. Şimdi burada oluşan ilk dalga burası değil mi? Bak ilk dalga buradaydı. Oluşan son dalga şu. Son dalgam şurası. Farz et ki çünkü olabilir demiş bana. Ortam her yerde aynı. Yani derinliğim her yerde aynı. Çünkü dalga boyunun farklı olmasının sebebi sadece ortamla ilgili değildir. Aynı zamanda kaynakla da ilgilidir. Periyot ya da frekansını da değiştirmiş olabilirsiniz siz arkadaşlar. Onu yapmış olabilirsiniz. Bakın cevabı ne demişler burada? B'de zıplamışlar burada. Bir kere ben buradan baktığımda ilk dalgama bakar mısınız? Bak ilk dalga bu, son dalga bu. İlk bu, son bu. Bir bakın dalga boyları giderek ne oluyor arkadaşlar? Dalga boyunuz giderek burada azalma gösteriyor burada giderek. O ne diyor? Dalgaların dalga boyu giderek artıyor diyor. Geç bunu. Bunu geç. Öyle değil mi? Şimdi dikkat bak. Dalga boyu eşittir. Hız çarpı periyot diyorum. Ortam aynı dedim. Dalga boyu giderek azalıyorsa periyot da giderek azalıyordur. Periyot giderek azalıyorsa eğer frekansında giderek artış göstermesi gerekiyor burada. Öyle değil mi? Hani bu E diyenler hepiniz E diye işaretlemişsiniz burada. Geçenlerde yine aynı şeyi bir daha yaptınız. Buradan buraya doğru dalgaları incelediniz. Ben dedim ki ilk dalga bu değil. İlk dalga burada. Son dalga burada. O yüzden böyle bakmayacaktınız. Buradan bakacaktınız. Doğru cevabınız sonradan kendinize geldiniz. Son anda bir atak yaptınız. Doğru cevap burada. B seçeneği arkadaşlar. Tamam. Doğru cevap burada. B seçeneği. Yani düştük diyorsunuz ama yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Bunlar biliyorsunuz yani ÖSYM'nin vazgeçmesi sorulardan bir tanesi. Cumhur cemaat E diye işaretlemişsiniz orada. Oysa ki böyle değil. Buradan bir bakış açısı yakalamanız gerekiyordu sizin. Farklı bir yerden bakış açısı yakalamışsınız siz. Problem var mı arkadaşlar bu soruda? Problem var mı? Geçiyorum. Mine diyor ki hocam ortam değişmemiş mi? Olabilir. Ortam derinliği buradan buraya artış göstermiş olabilir. Olabilir. Bak biz de bunu aldık zaten. Peki ya ortam aynıysa? Ya ortam aynıysa? Değil mi? O zaman periyotla da ilgili bir sıkıntı olabilir. Peki. Bir şuraya bakın arkadaşlar. Şuraya bakın. Şimdi burada dairesel su dalgalarını bir yansımaya bakalım. Yansım. Yani bildiğimiz aslında düzlem aynada görüntü gibi bir şey arkadaşlar. Düzlem aynada görüntü. Şimdi ben burada şöyle bir leğenin içerisinde kaynağı nereden daldırıyorum ben? Kaynağı leğenin ortasından bir yerden daldırıp daldırıp çıkartıyorum. Ortadan daldırıp daldırıp çıkarttığımda
oluşan dalgaların dairesel su dalgalarıydı. Ve dikkat bak, şimdi ben bu dairesel su dalgalarını oluşturduğumda şu su dalgaları ne yapacaktı böyle? Yavaş yavaş hareket etmeye başlayacaktı. Şöyle gelecekti bak. Çizeyim böyle ben size. Şöyle buraya bir yere gelsin. Dikkat et. Ben buraya K diyorum. Önce bir ispatlayayım size. Buraya O diyorum. Şurada L diyorum değil mi? Şöyle L dedim ben. Şimdi buradan baktığınızda şu engeli ilk çarpan kim? Bu engeli ilk çarpan O'dur. Değil mi? Engeli ilk çarpan O'dur buradan. İlk çarpan O noktası ise eğer engelden ilk yansıyan da O noktası olmak zorunda değil midir? Ben kalkıp şu dairesel dalgayı düz engele çarptığımda bak önce O çarpacak. Arkadan K ve L birlikte gelecek. O zaman şöyle bir şey olacak bak. Şöyle bir şey olacak. Ne yapacak? Dalgalar çarpacak ve çarptan sonra şöyle bir yansıma gösterecek. Peki biz bunları nasıl çözelim arkadaşlar? Şöyle yapalım. Şimdi bu dairesel dalga ya. Sen bunun engeldeki görüntüsünü al. Sanki buradan geliyormuş gibi bak. Engeldeki görüntüsünü aldım buraya. Dalgalar buradan geliyormuş gibi düşün. Geliyor. Gördün mü? Bak geliyor. Şöyle ne yapıyor? Bu ortamda şu tarafta yansıyıp gidiyor arkadaşlar. Bu da dairesel su dalgalarının düz engelden yansıması arkadaşlar. Var mı bununla ilgili problem? Aynen öyle. En öndeki şu, aynen şu ilk yansıyan. Tabii arkadan diğeri de gelecek buraya. Yani sadece şu yansımayacak. Şunlar da girip çarpıp yansıyacak. Ama sonuçta hepsinin görüntüsü aynı yani. Birini yansıttın yeterli bizim için. Tamam mı Dicle? Problem var mı arkadaşlar? Çok iyi. Ve gelelim. Sürekli ÖSYM'nin vazgeçmediği bol bol sınav sorularından bir tanesi arkadaşlar. Yani önceki sınav sistemine bakarsanız ÖSYM bunlarla ilgili bir sürü sorular sormuş. Şimdi doğrusal su dalgası demişim ben. Doğrusal su dalgaları nasıl oluşturuyordum? Dalga lehimi çiziyordum. Kaynağı şöyle köşelerden daldırıyordum. Öyle değil mi? Köşelerden daldırıyordum. Ve oluşan dalgalar neydi arkadaşlar? Doğrusal su dalgalarıydı. Şimdi buradan bir dalga oluşturmuşsun. Dikkat et. Dalga oluşturmuşsun. O dalga gelecek. Şu engele çarpacak. Çarptıktan sonra ne yapacak burada? Bir yansıma yapacak. Şimdi ben arkadaşıma söyleyeyim bak. Normal yansıtıcı bir yüzey. Şuraya ışın gönderdiniz. Bakın şöyle bir ışın gönderdiniz. Ne yapıyordunuz? Diyordunuz ki hocam bu benim normalimdir. Gelme açısı yansıma açısına eşit olacak şekilde düz engelden yansıtıyordunuz. Şuradan ışığı aldınız gönderdiniz. Öyle değil mi? Işık alıp gönderdiniz. Zaten doğrusal su dalgaları kimleri temsil ediyordu? Birbirine paralel gelen ışın demetlerini temsil ediyordu. O zaman bakın buraya. Şimdi bu dalga geldiğinde şöyle bir şey. Bu dalga geliyor. Bak buradan geliyor. İlk önce bu engele çarpan kim? Bak ilk çarpan K'dır değil mi? Arkasından çarpan O'dur. En son çarpan kimdir abicim? En son çarpan L'dir. Yani burada şöyle bir şey yapabilirsiniz. Dikkat edin. Sen geldin bu K'yı çarptırdın. Bak bu K çarptı. K çarptıktan sonra aynı açıya gitti mi burada? Bak K şuralara bir yere geldi. Dikkat et. K şuralara bir yerde. Sonra geldim O'yu çarptırıyorum ben. Bak O da gelsin çarpsın. Şöyle gitsin O da. En son L'yi getirtiyorum. L de gelip çarpıyor buradan. Şöyle çarpsın. Ve L de şöyle gitsin. Yani dalgalar yansıma yaptıktan sonra şöyle bir şey oldu bak. Hatta ben burayı alayım. Daha rahat görelim. Şöyle bir şey oldu abicim. Burası K'ydı. Burası O'ydu. Ve burası da L'ydi. Sen şimdi bu dalgayı yansıttın buradan. Dikkat et. Yansıtmakla kalmıyor. Bir bakalım. 50 mi? Aynen Gamze. 50. Çünkü bak niye? Şimdi burası 90 ya burada. Burası 90. E şimdi burada 90'la geldim. Şurası ne yapacak? Hayır. Gelme açısı 40 derecedir burada. Gelme açısı 40 derece. Arkadaşlar optikte mesela gelme açısı diye sorulduğu zaman normalle yapılan açılara bakarsınız. Ama burada gelme açısı sorulduğu zaman düzlem ile yapılan açıya bakarsınız. İkisi çok farklı. Gamze büyük ihtimalle oradaki diğer arkadaşlar da bazı soruları çözmüşler orada. Hep farklı cevap gelmiş büyük ihtimalle onlara. O zaman ne yapacaksınız? Bakın optikte bu gelmeydi ama dalgada gelme budur. Neyse ben buraya şekil çizmeye devam edeyim. Bak şimdi bu 40 ya. E o zaman burası 40 olmaz mı? Ya da buradan bak. Bak buradan. Bu dik. E bu 50. O zaman burası 40. O zaman burası da 40. Öyle değil mi? Yani bunu gösterebiliyorsun burada. E ben şimdi buraya dikkat et. Bak şu geldi böyle gidiyor değil mi şu an? Böyle gidiyor. Şuradaki açısını sorsam problem değil. 40 derece dersiniz. Ama ÖSYM şurayı değil. Bak ne yapıyor biliyor musunuz burada?
Şunu uzatın, şunu uzatın. Şuradan 40 ya buradan. Senden şu açı istiyor. Şöyle buradan, burada ne yapacaksın burada? 50 derecelik bir açı yapacaksın. Gamze ona ilgili sorularım var. Biraz bekle, onlar da var bende. Tamam. Şurası 50 derece. Bunu da isteyebilir, bunu da isteyebilir. Peki, şöyle yapalım. Şurası 50, 40, 40. Burası dik, değil mi? Burası dik, şurası da yine 90, 40 ise burası 50'dir abicim. 41 burası. Şurası 50, 40, 40. Ya da buradan baktınız. 50, 40, 40 ise burası da 40. Açıladım, sıkıntı yok şu an. Bir sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bu soruya bakalım. Şu soru. K, O, L noktaları. K, O, L. Buradan gönderiyor. Diyor ki O noktası engele çarptığındaki görünümü. Bakın. Birazdan size bir soru soracağım. O soruyu ağzına kuş tutana çizemezsiniz. Ama şu yöntemi aklınıza getirirseniz eğer şu yöntem o kadar basit olacak ki. Şahane bir şey. Şimdi bak nasıl bir şey yapacağız burada. Bu dalga gelsin. Bak şu dalga gelsin. Bir süre sonra eğer şu engel olmamış olsaydı şöyle bir şey olurdu değil mi bak? Şöyle bir şey olurdu. O burada değil mi? O burada. L burada. Ve K da burada olurdu. Bak şöyle geliyorum bak. Dikkat et. Şu şöyle geldi şuralara bir yere. Bak. Hiç engelden yansıma yapmamış olsaydım eğer. Şimdi ikincisi şu açı 40 derece ise eğer şurası da 40 derece olur mu olmaz mı? Değil mi? Burası 40 derece olur mu burada? Sonra devam edin. Bak. Burası O noktası engele çarptığı anda L hala engele çarpmamış. Biraz Umut'a da döneceğim ben. Umut orada iç açılar toplamış 70 yapmış. İki gözümün çiçeği. Şurası 40 derece. L hala burada. Çarpan kim abicim? Bak şimdi burası da 40 lira. Çarpan kim? K. O zaman K ne yapacak burada? Yansıyacak burada. Senin yapman gereken şey şu abicim. O noktası engele çarptığı anda yansıma yapan kim? Yansıma yapan K'dır. O zaman K'nın görüntüsünü al. Bak şöyle bir şey oldu K'nın görüntüsü değil mi? Şöyle bir şey oldu burası. Ve şu açı kaç derece abicim? Şu açı da 40 derece. O zaman O noktası engele çarptığı andaki dalganın görünümü şöyle bir şey. K yansımıştır. O çarpmıştır. L hala değmemiştir. Şimdi burada şunu ne olur bir aklınıza tutun arkadaşlar. Bir yer noktaya çarptığı anda sanki hiç çarpma yokmuş gibi düşüneceksiniz. Daha sonra çarpma yapan, daha sonra yansıma yapan kısmı ne yapacaksınız orada? Yansıtmaya çalışacaksınız orada. Tamam? Olay bu. Hele Umut abiye bakın. Diyor 40-40 arada buraya 90 mı almış iki gözümün çiçeği? Kim sandır burası 90'dır diye. Kim sandır burası 90'dır? Öyle bir şey yok burada. Şimdi bunlar hani 90 olmasa şurası 90'dır. Sen oradan bakıyorsun. A sana üçgen 180. A sana üçgen 90, 50, 40, 180. A sana üçgen 90, 50 ve burası yine 40 derece. Oran 90 olduğu kişi sana söylememiş. Heh. Tamam. Şimdi basit bir soru bu arkadaşlar. Basit bir soru bu. Şimdi burada şu O noktası engele çarptığı andaki görünümü istiyor bizden. Bak O noktası engele çarptığı andaki görünümü istiyor. Ne yapalım arkadaşlar? Şekli çizebilir miyiz burada? O noktası engele çarptığı andaki görünümü nasıl bir şeydir? Sıkıntılı bir soru değil mi? Ama çok da basit bir soru arkadaşlar. Çok da basit bir soru. Niye? Şimdi ben alıcısı bir cümle kullandım. Ne dedim size? Dedim ki arkadaşlar olay şu. Burada bir nokta bir yere çarptıktan sonra görüntü istiyorsan sen bunu getir. Bak şöyle getir. Sanki hiç engel yokmuş gibi. Güzel git. Kimse sana karışmıyor gibi. Güzel git. Buraya geldin. Bak normalde şuraya bir yere geliyordun değil mi? Şuraya bir yere geliyordun normalde. K burada olacaktı. O engele çarpmış burada değil mi? O engele çarpmış. L ise buradaydı. Arkadaşlar bu soruya biraz odaklanmanızı isteyeceğim. Çünkü biliyorum yani soru çözümünde biraz dolanacağı soru tarzıdır. O yüzden buraya bir odaklanalım. Tamam. Şimdi burada dedik ki sanki engel yokmuş gibi geldi. Buraya geldik. Şu açıya bak. Bak şurası dik ya. 60'sa burası kaç derece abicim? 30 değil mi burası? Aynen öyle bir ol. Çok güzel. Şurası kaç derece? 40 derece değil mi? Peki az önce ben ne dedim? Şu L'nin yansıma yapması lazım. Eğer L burada yansıma yapacaksa bak burası 40 derece ya burası. 40 derece yakala. 40 derece yakala. Bak şurası 40 derece. Gördün mü? Yansımasını yakala burada. 40 derece burası. Sonra gel buraya abicim. Kaç derece? 30 derece mi? Hemen bunun yansımasını alıyorsun. Yansımasını alıyorsun. 30 derece ise şöyle kanı yansımasını aldın. Şu açı kaç derece dedin? Bak 30 burası. Biraz küçük çıktı ama
şu an sözlü olarak ifade ediyorum ben size. Şurası ne olacak abicim? 30 derecelik bir açı olacak. Demek ki ne yapacakmışız? Direkmen getiriyormuşuz. Aynen bir oğlum dediği gibi ne yapacağız burada? Şu doğrulara göre ya da şu doğruya göre ne yapmamız gerekiyor? Simetri almamız gerekiyormuş. Tamam? Problem var mı arkadaşlar burada? Direkt olduğu gibi getirin. Daha sonra şu uç noktaların şu doğrulara göre neyini alın? Simetrisini alın burada arkadaşlar. Şahane. Şimdi buradan bakalım. Şuradan bakalım. İki engel olunca ne yapacağız burada? Şimdi yani bir engel, iki engel, üç engel fark etmiyor. Sen buradan bir işin gönderdiğin zaman düzlem aynen. Bir işin gönderdim. Çarpıyor. Şuraya bir yere geliyor değil mi? Çarpıyor. Buradan çekip gidiyor yani. Yapman gereken o açıları düzgün bir şekilde kullanabilmek. Ve ben ne dedim? ÖSYM sadece şeklini değil. Aynı zamanda sizden açısını isteyecek. Şimdi ben burada baktığımda şu kay geldi mesela, bak engele çarptı şu kay. Değil mi? Ne yaptın? Kayı buradan yansıttın. Bak kay buradan geldi. Sonra kayı aldın yansıttın. Kay şurada bir yere gelsin. Tamam. Şurada bir yere gelsin. L geldi. L çarptı. Dikkat et, çarptı. Şuraya geldi. Değil mi? Şuraya geldi. Burada ne yansıttın? Dikkat et. Bak L şuralara bir yere geldi. K şuralarda bir yerde. Hemen birleştir. Hemen. Ne diyeceksin? Burası O noktasıymış. Değil mi? Burası O noktası. Şurası K noktası. Ve şurası da L noktası. ÖSYM bizden şu açıyı da, hatta demiştim ki şunun uzantısını alıp şu noktadaki açıyı da isteyebilir bizden. Sen ne yapacaktın burada? Açılarını düzgün bir şekilde gezdirecektin. Paralel göndermişim. 50'ymiş burası. Bak paralel göndermişim. 50. O zaman burası da 50. 50 daha 100. Burası ne yaptı abicim? 80. Burası 80 ise benden şu açıyı istese 80 diyeceğim. Değil mi? Aynı açı olması gerekiyor. Ama genelde benden şu açıyı isteyecektir. Ve şu açının değeri kaç derecedir abicim? Burası da 10 derecelik bir açıdır diyeceksiniz. Ne olur noktaların yerlerine dikkat edin. Kalkıp buraya L, buraya O, buraya K der. Buraya 10 der. Siz düşünmeye çalışır. Ama siz düşmezsiniz arkadaşlar. Öyle bir hata yapmazsınız. Tamam? Güzel. Tüm hızımla devam ediyorum arkadaşlar. Şu dediğim gibi son videomuz. Bunu çekelim. Bayramdan sonra yeni notlara tekrardan geleceğiz karşınıza. Şimdi çukur engelden yansıma demişim. Ben çukur engelden yansıma diyorum. Siz ışığın çukur aynadaki durumlarını gözünüze getirin. Yani bunları bir bilelim. Ya da bir tekrarlayalım optik kısmında. Şimdi optikten ne biliyorsunuz arkadaşlar? Optikten şunu biliyoruz. Çukur aynada astal eksene paralel gelen bir ışın kardeşim odaklanır. Yani bunun tarzı bir tarafı yok. Gelirsiniz burada odaklanırsınız, öyle değil mi? Şöyle odaklandınız burada. Odaktan geçeceksiniz. Peki paralel ışınlar kimleri temsil ediyordu? Kimleri? Doğrusal su dalgaları temsil ediyordu onları. O zaman şu doğrusal dalga, dikkat edin. Bak ben buraya K deyip, şura O deyip, şura L deyip. Bak. Önce bir ispat yapacağım size. Ama daha sonra ispat peşinden koşmayacağız. Tamam. Ispat işi ben size yapıyorum burada. Şimdi paralel geldi. Böyle geldi. Bu da geldi abicim. Bu da geldi. Şimdi nereden geçip paralel gelen? Tabii ki odaktan geçecekler. Bak şöyle odaktan falan geçirttiniz bunu. Orada kaldı. Önce bak, önce şu çukur engele çarpan kimler? K mı? O mu? L mi? Tabii ki K ve L önce çarpar buraya. O noktasının aldığı yoğun miktarı biraz daha fazla. O zaman K ve L noktalarının O'ya göre biraz daha önde olması gerekiyor. Siz de şöyle bir şey yaptınız arkadaşlar. Bak geldi, şöyle bir şey yaptınız burada. K, L öndedir. O arkadadır. O zaman şunu diyeceksiniz. Bakın şunu diyeceksiniz. Hocam engelin şekli neyse, bak engelin şekli neyse yansıyan dalganın şeklinin de aynısı olması gerekiyor. Bak çukur bir engel. O zaman sen yansıma yaptıktan sonra şöyle dairesel bir şekilde ne yapacaksın? Gideceksin şurada, odaklanacaksın. Dalgalarını böyle bu şekilde çizebilirsin burada. Bak dalgalar odaklandı. Peki arkadaşlar, ışının en önemli özelliği neydi? En önemli özelliği tersinir yapıda olmasıydı. Paralel gelenler odaktan geçiyorsa, odaktan gelenlerin olması gerekiyor burada? Asal eksene paralel gitmesi lazım. Şimdi paraleller ne temsil ediyordu burada? Doğrusu dalganı temsil ediyor. O zaman odaktan geliyorum ya ben, paralel giderim. Odaktan geliyorum, paralel giderim. Paralel demek ne demekti arkadaşlar? Paralel demek doğrusal su dalgası demekti. Doğrusal geldin, daireselleştin. Dairesel geldin, doğrusallaştın. Yani bildiğin aynen bir oğlum dediği gibi optik bilgilerine ihtiyacımız var bizim. Bir hatırlayalım optik bilgisi. Bak merkez.
Merkez bana ne hatırlatır? Şunu hatırlatır. Ben eğer aynı an dik gelmişsem ne yapıyordum kendi üzerimden? Geri geri dönüyordum değil mi? Düzlem aynı özelliği bu. Peki merkez dediğim şey bir kürenin merkezini düşünün. Merkezden çizilen bütün doğrular yüzeye dik mi değil mi? Tabii ki yüzeye diktirler bunlar. Dik gelen ışınlar ne yapıyordular kendi üzerinden? Geri geri dönüyordular. Nasıl gittiysen öyle döneceksin. Bak sen şimdi böyle gidiyorsun ya. Nasıl sen tekrar ne yapacaksın orada? Tekrardan geri geri kendi üzerinden dönüş yapman gerekiyor senin abicim. İşte bu dalgaların çukur engeldeki yansımasıydı. Şimdi bakın bunu bir kaldırayım ben size. Bunu bir kaldırayım. Şöyle bir tümsek engele bakalım. Acaba tümsek engelde yansıma nasıl oluyor? Onu bir görelim burada. Tümsek engelde olay şuydu. Çukur engelle. Çukur engel hemen hemen aynı şey ama çok farklı bir çizim olacak burada çünkü. Ha ne biliyorsun sen çukur aynada, daha doğrusu tümsek aynada? Astral eksene paralel bir ışın gelmişse eğer uzantısının odaktan geçmesi gerekiyor. Doğru değil mi? Yine astral eksene paralel gelen bir ışının yine uzantısı nereden geçmesi lazım burada? Uzantısının odaktan geçmesi lazım. Yani tümsek ve çukuru bir tutmayın arkadaşlar. O zaman diyeceğim ki ben bak dikkat et. Şu an doğrusal bir dalga gönderdim. Nereye? Tümsek engele. Ben buradan doğrusal geldiği zaman dikkat et. Bak buraya K diyeyim. Buraya O diyeyim. Buraya L diyeyim. Birazdan kimin önde kimin arkada olduğunu göreceğiz. Şimdi paralel gelenler uzantıları odaktan geçmek zorunda değil miydi? Yine paralel gelenler uzantıları odaktan geçmek zorunda değil miydi? Ben bakıyorum bak. Önce O noktası çarptı. K ve L dikkat edin. K ve L daha çarpmamışlar. O zaman yansımadan sonra O noktasının kendini öne atması gerekiyor. Kendini öne atacaksa eğer sizin şöyle bir dalga çizmeniz gerekiyor. Peki biz ne dedik? Uzatmaya gerek yok dedik. Ne dedik? Engelin şekli neyse değil mi? Yavrudaki çizeceğiniz şekilde dalgada aynısı olması gerekiyordu. Engele göre çizecektiniz. Ya da uzantın bak odağa geliyor değil mi? Uzantın odağa geliyor. Uzantısı odağa gelenler asal eksene paralel. Uzantısı odağa gelenler asal eksene paralel gider. Ya da en tehlikeli ışın şuydu tümsek engeline. Şöyle bir getireyim ben. Şunu çünkü bir çoğunuz karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Onu da ben şöyle bir parantez açayım size. Bak şöyle bir parantez açayım. Aldım. Şuradan bir çukur engel aldım. Şuraya odakladım ben. Şuraya merkez dedim. Ne olur buraya dikkatli izleyin arkadaşlar. Tıkandığınız yerde orada ispat yapabilirsiniz çünkü. Şöyle bir ışın gönderdim ben. Şöyle bir ışın gönderdim. Bu ışın nereye geliyor şu an? Odak ile tepe noktası arasına geliyor. O zaman ne yaparsın sen? Bak dikkat et. Merkezden geldin. Bir normal çizdim. Bak bu senin normalin. Sonra ne dedin? Hocam gelme açısıyla yansıma açısı birbirine eşit olacak şekilde yansıtırım dedim. Şöyle gönderdim. Peki bu ne oldu şimdi? Uzantısı odak ile tepe noktası arasında gelen ışınlar asal eksini belli bir noktada keserler. Bunun tersi de geçerli arkadaşlar. Tersi de geçerli. Asal ekseni keserek gelenler uzantıları odak ile tepe noktası arasından geçmek zorunda. Olay bu bak. Nereden geliyorum? Asal ekseni keserek geliyorum. O zaman ne yapacağım ben? Uzantım odak ile tepe noktası arasından bir yerden gitmek zorunda. Bak geliyorsun buradan. Şu an dalgayı gönderdim. Bak bu geldi. Dalga geldi. Çarptı buradan. Nereden geliyorsun sen? Asal ekseni keserek geliyorsun. Asal ekseni keserek gelenler nereden yansıyordu? Uzantıları odak ile tepe noktası arasında gitmek zorundaydı. Peki şekil neydi abiciğim? Şekil neydi? Engel neyse yansıma da oydu. O zaman şöyle bir yansıma çizersiniz arkadaşlar. Aynen öyle Fatma. Yani ışıkta ne konuştuysanız eğer burada da aynı şeyi söyleyeceksiniz. Bu bir. İkincisi zaten dalgaların başında ben size bir cümle kullandım. Ben size ne dedim burada? De bakın doğrusal su dalgaları birbirine paralel gelen ışık dedim. Onları temsil ediyor dedim. Değil mi? İkincisi dairesel su dalgaları da neyi temsil ediyordu? Noktasal ışık kaynağını temsil ediyordu. Şimdi Selma demiş mi? Hocam tümsek aynada hiçbir zaman dalga doğrusal yansımaz diyebilir miyiz? Dersin şöyle bir şey.
O da çok zor bir ihtimal. Serhat, çok zor bir ihtimal. Öyle bir dalga göndermen gerekiyor ki şöyle bir dalga göndereceğim. Bak şöyle bir dalga göndereceğim. Şu dalganın uzantısı eğer gelip, bak şöyle gelip odağa gitmişse ki onu görmezsin. Öyle bir dalga görmezsin. Uzantıları odaktan geldikten sonra hani paralel gidecekler ya. Paralel geçtikten sonra artık doğrusaldır derdim. Ama öyle bir şey maalesef yok. Yani bir ol bir dördüncü boyut değil de üçüncü boyut olsa olur. Fatma ben onu söylüyorum şu an kızım. O da çok 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 sıkıntılı bir ihtimal. Çok çok sıkıntılı bir ihtimal. Evet. Şimdi bakın arkadaşlar. Bir küresel engel, bir de düzlem engelim var benim. Tamam? Bir de düzlem engelim var. Şimdi ben ışığı, daha doğrusu ışın diyorum. Dalgayı nerede oluşturdum? Şu an çukur engeli odağında oluşturdum. Bak bu buradan geldi. Şimdi buradan geldikten sonra diyor ki şu ikinci engelde O noktasının ikinci engele çarptığı anki görünümü demiş. Bak o anki görünüm. O anki. Peki biz ne dedik arkadaşlar? Bu tarz sorularda yapmamız gereken şey belli. Bak bu saatten sonra bunları güzel güzel çözersiniz. Bilginiz olsun. Şimdi ben odaktan geliyorum ya. Odaktan gelenler paralel oluyor muydu olmuyor muydu? Bak paralelleşti. Paralel demek ne demekti abicim? Paralel gelen doğrusal demekti. K burada, O burada, L burada. Bak K burada, O burada, L burada. Bu saatten sonra ben size bir bilgi verdim. Ne dedim? O noktası engele çarpsın diyor ya. Dedim sen canını sıkma. Sen canını sıkma. Zorlama kendini. Getir dalganı. Boş ver engeli. Boş verin bunu. Getir dalga buraya abicim. Getirdi mi buraya dalgayı? Kim var burada? O. O şu an engele çarptı mı? Çarptı. Demek ki bak burada hala engele çarpmamış değil mi? Bak hala engele çarpmamış burada. Sonra buraya geldim. Bak K şurada bir yerde. Değil mi? K da şurada bir yerdedir. O zaman bak şurası 50. Dikkat et şurası 50. Şura dik diyelim. Şu açım kaç derece yapıyor? Bak buradan 90, şuradan 40'ı yakaladım. Ama ben şu an o açı istemiyorum senden. Şu an o açı istemiyorum. Şu an bu açı isteyeceğim ben senden. Şu açım 40 derece miydi değil miydi? Şurası 40 derece değil mi? Peki bunun mantığı neydi? Dedik ki giden dalganın oradaki doğruya göre simetrini alın demiştik. Yani yansımasını alın demiştik. O zaman bak o engele çarptı. L burada bir yerde değil mi? L burada bir yerde. Şimdi ben burada K'nın neyini alacağım? Yansımasını alacağım. K'nın yansımasını alırsam şöyle bir şey olur abi. Bak şöyle bir şey K'nın yansımasını alırsam. Şu. K'nın yansıması şuraya geldi. Bak K şuraya geldi. Ve buradan 40 derece çizdin sen. Ama tamamı 50 dereceydi. Şuradan 40 çizmişsen buraya ne kalmıştır? 10. O zaman dikkat et. Bak son halini çiziyorum. Burası 90'dı. 90'dı. Ve burası kaç dereceydi abicim? Burası 10 dereceydi diyorsunuz arkadaşlar. İşte hem küresel engellerden hem de düz engelden yansıma budur arkadaşlar. Son 2-3 sayfam kaldı. Devam edelim değil mi arkadaşlar? Son 2-3 sayfam kaldı, bitirelim onları. Tamam mı? Devam mı arkadaşlar? Son 2-3 sayfamızdır. Bence bitirelim. Ne diyorsunuz? Evet, son 2-3 sayfamı bitirelim. Çok sağ ol. Evet, kırınım arkadaşlar. Şimdi bu kırınım birazdan size bir sorusunu göstereceğim burada. Burak tamam 2-3 sayfayı bitirelim. Knockout yapalım tamam. Kırınım olayı arkadaşlar. Kırınım şu mesela bakın. Mesela bir geminin ya da bir dalganın limana yanaştığını düşünün. Oradan dalgalar gelecek. Dalgalar limana doğru gelecek. Ve şöyle bir kıyıda da şöyle kıyıya varırken de bir yarınız var sizin. Dalga gelirken şöyle bir görüntü çizerler. Mesela onları şöyle bir görselden de görebilirsiniz orada yanaşırken. Şimdi bak ne yapacağız burada? Normal bir dalga oluşturdum ben. Şu ortamda bak şu ortamda dalga oluşturdum. Peki şu ortamdaki dalganın dalga boyu neyle ilgilidir? Tabii ki birinci ortamın derinliğiyle ilgilidir değil mi? Şu ortamın derinliğiyle ilgili değildir. Bak bu ortam beni ilgilendirmiyor ha. Ben şu an bu ortamla ilgilenmiyorum. Birazdan size bir soru soracağım. Sakın öyle bir hataya düşmeyin. Ben buradan dalgayı oluşturdum. Buradan gönderiyorum. Şöyle gönderiyorum. Tam gelip şu yarıktan geçmeye çalışacak burada. Şimdi diyeceğiz ki bak şu omega yarık genişliğiydi. Lambda ise gelen dalgaları dalga boyuydu. Şuradan dalga geldikten sonra eğer senin yolladığın dalgalar çok küçük, yarık genişliği çok çok büyükse hani dalgalar bu yarığın içerisinden rahat bir şekilde içine geçebiliyor burada. Yani ne oldu? Ben doğrusal geldim. O zaman tekrardan ne yapacağım ben? Doğrusal gideceğim. Bunun anlamı şudur arkadaşlar. Bir kırınım yoktur diyeceğiz. Ama
Gelen dalgamın dalga boyu yarık genişliğine eşitse geçerken hocam rahat geçeriz demeyin. Rahat geçemezsiniz çünkü. Az da olsa kırınıma uğrarsınız. O zaman şöyle bir şey oluyor. Bak fazla kırmıyorum ben. Fazla kırmadım. Şöyle bir şey yaptım ben. Çok da fazla kırınıma uğratmadım. Sonuç olarak çok az bir miktarda kırınım vardır arkadaşlar. Ama dalga boyunuz kocaman. Dalga boyunuz kocaman. Yarık genişliği küçükse eğer, hani gelen büyük bir dalganın bir delikten geçtiğini düşünün orada. O zaman ne olacak? Şöyle bir kırınım olacak. Şahane bir şekilde kırınım olayınızı buradan gerçekleştirebilirsiniz. Bak ben burada kırınım var dedim. O zaman arkadaşlar bir dalganın gelip diğer tarafa geçerken kırınıma uğrayabilmesi için ne olması gerekiyor? Dalga boyunun yarık genişliğinden ya büyük, değil mi? Ya büyük ya da ne olması lazım orada? Eşit olması lazım. Bu şekilde kırınım olayını gözlemleyebilirsiniz. Bir oğlu şu an düşmediniz. Şu an bir sıkıntı yok. Birazdan gelecek bir sıkıntı ama. Peki buyurun. Şu sorumuzun bir cevabını ben hemen çözeyim size. Arkadaki soruyu size soracağım. Diyor ki bak şuradan kaynak var. Buradan dalgalar üretmiş. Şöyle dalgalar gelmiş. Doğrusal dalgalar. Şöyle gelmiş. Burada fark ettiyseniz ne olmuş arkadaşlar? Burada kırınım var. Değil mi? Burada kırınım var. Ama burada kırınım yok. Burada kırınım yok. O zaman bu olayın nedeni hangileri olabilir arkadaşlar? Bir cevabını sen alabilir miyim? Size bir 30 tane vereyim ben. Cevabını sen alayım. Ne olabilir? Yalnız 2. 1 ve 2. Evet. Şimdi o 3 diyen bir arkadaşlara bakalım. 3 diyen arkadaşlar. Ne frekansı farklı aldınız? He? Niye? Bir kere kaynak aynı kaynak mı değil mi? Tek kaynak var burada. Tek kaynak. Başka kaynak var mı? Arkadaşlar başka bir kaynak var mı? Tek kaynak. Tek kaynaksa eğer bunların neleri aynıydı? Bir yazar mısınız oraya? Kaynak aynısı neleri aynı? Ha. Dinle. Tabii ki. Tabii ki. O zaman sen bunu niye alıyorsun burada? Kaynak aynı. Sen bunu es geç. Frekans ve periyodunuz aynı burada. Ha şimdi bakalım. Bak ben bunu geçtim. Bunu geçtim. Gel buraya şimdi. Şimdi bu ortam bak mesela burada şu L'nin ya da havuzun dibine bir takoz yerleştirip ya da şu tarafa bir takoz yerleştirip derinliğini değiştirmiş olabilirsin. Yani ortam derinlikleri farklı olabilir. L'nin derinliği her yerde aynı olmayabilir. Öyle değil mi? İkincisi mesela burada farz edelim ki hadi derinliğiniz aynı. Bak şurada komple deniz ne burada ne buraya bir takoz yerleştirmişsiniz. Ne buranın altına bir takoz yerleştirip derinliği değiştirmişsiniz diyelim. Öyle sabit kalsın orada. O zaman ne olacak burada? Şimdi kırınım yapmışsın. Demek ki buradaki yarık genişliği küçükmüş değil mi? O zaman buradaki yarık genişliği bununkine göre daha büyükmüş. Yani yarık genişliğinin farklı olması olabilir arkadaşlar. Umarım şu an cevabınızı aldınız. Şu an cevabınızı aldınız. Güzel. Buyurun. Şuradan birinci bölgeden geçen dalgaların yarıktan geçip ikinci bölgedeki şekli verilmiş. Yani bir kırılım olayı yok. Buna göre kırılım olayının gözlenmesi için gelen dalgaların frekansını azaltabilir miyiz? Yarık genişliğini azaltabilir miyiz? İkinci bölgeyi kum ile doldurarak derinliğini azaltabilir miyiz? Mesela şey düşünün ha burayı. Şey düşünün. Hani bir kıyıdır burası. Tam bir kıyıdır. O kıyıda böyle kumla doldurmuşsunuz. Derini değiştirmişsiniz. 1 ve 2 dediniz burada. 1 ve 2. 1 ve 2. 1 ve 2 diyorsunuz. Yalnız 2 geldi. Bu 1 ve 2 diyenler emin mi arkadaşlar? 1 ve 2. Oo. Bak. Profesör oraya bir şey yazmış. Diyor ki hocam ikinci bölgenin derinliği etkisiz.
İkinci bölgenin derinliği etkisiz. Niye? Çünkü az önce Muharrem Hoca ona dedi ki arkadaşlar, beni ilgilendiren bu bölgenin derinliği değildi. Beni ilgilendiren bu bölgenin derinliğiydi. Şu bölgenin derinliği dalga boyuna bir etkisi yoktu. Şuradan geliyor dalgalar, şuradan. Dalgalar buradan geldiği için ben bu ortamdaki derinliği dikkate alırım. Bu ortamdaki derinliği dikkate almam. Şurayla ilgilenirim. O zaman bana ne kum ile dolduruyor, kum boşaltıyor, kum ekliyor çok da umurumda değil. Burası beni ilgilendirmez çünkü. Demiştim ki geldiği taraftaki, şu taraftaki derinlikle ilgilenirim. Şu taraftaki dalga boyuyla ilgilenirim ben. Ve yazıyorum, bak yazıyorum. Kırınım olabilmesi için dalga boyunun yarık genişliğinden büyük ya da küçük olması gerekiyor. Yani sen ne yapacaksın burada? Sen ya dalga boyunu arttıracaksın, değil mi? Ya dalga boyunu arttıracaksın ya da buradaki yarık genişliğini ne yapacaksın burada? Azaltacaksın. Ele gitsin bunu. Sonra ne diyeceksin? Hocam yazdık. Kaç videoda yazdık? Dalga boyu hız çarpı periyottu, kaynaktı, ortamdı, hem kaynaktı, hem ortamdı. Bu taraftaki dalga boyumun daha fazla olması gerekiyor. Dalga boyumun fazla olabilmesi için, bak fazla olabilmesi için ya onun periyodunu artıracaksın. Bak ya periyodunu artıracaksın. Periyodunu artırmak demek frekansını azaltmak demektir. X'den biri. Değil mi? Sonra geldim buraya. Bak ne diyor? Yarık genişliğini azalt diyor. Biz ne dedik zaten? Ya dalga boyunu artır ya da yarık genişliğini azalt diye bir cümle kullandık burada, öyle değil mi? O zaman ben bunu da alırım. Sana ne ikinci bölgeden? Sana ne ikinci bölgeden? Bizim ikinci bölgeyle hiçbir alakamız yoktur arkadaşlar. Soru oydu. Evet. Şimdi burayı biri anlamadım diyor. Şimdi bir de arkadaş bir 10 saniye tekrar yapalım bir öğrencimiz için hemen. Diyor ki gelen dalga frekansını azalt. Olay neydi? Ya dalga boyunun büyük olması gerekiyordu ya da yarık genişliğinin küçük olması gerekiyordu, değil mi? Olay buydu. Dalga boyu eşitti hız çarpı periyot. Ben bunun fazla olmasını istiyorum. Eğer siz bunun fazla olmasını istiyorsanız periyot fazla olması gerekiyor. Peki periyotla frekansın çarpı 1 olduğunu bilmek zorundayız Mineciğim, tamam mı? Periyodun fazlaysa frekansının az olması gerekiyor. O yüzden bir sıkıntı yok burada. Mine, tamam mı kızım? Sağ ol profesör. Evet. Orada Sedat Bardakçı diye bir korsan izleyicimiz var. O Sedat dedi, Nazlıcan'dır. Bunu gördü ödü koptu. Evet, bakalım neymiş bu. Stroboskop arkadaşlar, stroboskop. Sizi korkutmasın. Çok basit. Keşke sadece bundan sorsa. Değil mi? Sadece bundan sorsa. Bak ne yapacağız burada şimdi. Şimdi burada bir stroboskop ne yapıyor önce? Su dalgalarının frekansını ölçmeye yarayan bir alet bu. Tamam mı? Su dalgalarının frekansını ölçeceğim burada. Nasıl ölçeceğim? Bak nasıl ölçeceğim? Şimdi ben burada, bak göz burada. Şöyle gözü ben buraya alayım. Ben buradan yarığa bakıyorum arkadaşlar. Bak şöyle yarığa bakıyorum buradan. Şimdi buradan baktığımda, bak şuradan baktığımda kaynak burada. Ne yapıyor kaynak buradan? Dalga gönderiyor, değil mi? Kaynak buradan dalga gönderiyor. Ve bu dalgaları şöyle göstereyim ben size. Şöyle göstereyim. Belli bir frekansa ya da belli bir periyotla siz buradan dalgaları gönderdiniz. Bak dikkat edin. Şimdi ben buradan şuradan dalgalara bakıyorum. Bak şuradan dalgalara bakıyorum ben. Sonra ne yaptın? Aldın bunu aynen pervane gibi göndermeye başladın sen bunu. Bu neydi? Stroboskoptu. Ve ben buraya ne yazdım? F'si yazdım. Çünkü ne yapıyorum ben? Şuradaki stroboskopu alıp göndermeye başlıyorum. O zaman dikkat bak. Şimdi bu dönerken, bak şu dönerken, şu delik buradan buraya geldiği anda, şu delik de buradan buraya gelir, değil mi? Şu delik de buradan buraya gelir. Ve şu dalga gider, yani birinci dalga gider buraya bir yere, ikinci dalga buraya gelir. Ya da ikinci dalga şuraya gelir, üçüncü dalga buraya gelir. Aslında arkadaşlar olay ne biliyor musunuz burada? Ben bu gözden her buraya baktığımda ya da her delik buraya geldiğinde delikten baktım, ben sürekli ne göreceğim orada? Sürekli bir dalga göreceğim. Ve siz her delikten baktığınızda eğer sürekli dalga görüyorsanız, ki onu özellikle belirtecek, zan edeceksiniz ki buradaki dalgalar hareket etmemiş. Hep yerinde kalmış. Oysa ki dalga hareket etmiş ha. Bak birincisi gitmiş, ikincisi gelmiş. İkincisi gitmiş, üçüncüsü gelmiş. Her baktığınızda dalga gördünüz. O zaman diyeceğim ki
Burada F D dalganın frekansı, F S stroboskopun frekansı, N yarık sayısı. K ile pek fazla ilgilenmezsiniz ama ben bunu ek bir bilgi olarak vereceğim birazdan. Dalgalar duruyormuş gibi görebilmesi için bunu hemen yazacağım. Dalganın frekansı eşittir stroboskopun frekansı, değil mi? Stroboskopun frekansı çarpı nedir orada? Yarık sayısı diyeceksiniz orada arkadaşlar. Bir de K burada tam sayı olabilir. Bak şöyle bir diyeyim ben size. Eğer ilk kez duruyormuş gibi görünüyor derse bunu al. İlk kez demek K1 demektir. Ama hani kanın tam katları da alınabilir. O yüzden zannetmiyorum. Yani kanın tam katları şeklinde değil de direkt bu şekilde soruyla karşılayacaksınız burada. Hatta bunu nasıl yorumluyorlar bilmiyorum da şöyle diyorlar buna. Nefis dondurma diye yorumluyorlar bunu. Nefis dondurma, her neyse, fıstıklı dondurma değil mi? Nefis fıstıklı dondurma diye kodluyorlar bunu. Ben böyle çocukça şeyleri sevmiyorum biliyorsunuz. Kardeşim dalganın frekansı eşittir F stroboskop çarpı yarık sayısı. Yaz gitsin yani buraya değil mi? Yaz gitsin, sen ne işin var başka şeylerle, çocuk şeylerle evdeleme çalışıyorsun burada. Şimdi bak bunu kullanalım. Stroboskopla ilgili soru geldi. Hocam ben stroboskop bilmiyorum. Ben çözemem. Çözme oğlum, tamam çözme. Çözme. Ama bunu bir yaz. Şunu bir yaz. F dalga eşittir F stroboskop çarpı yarık sayısı. Bak bunu bir yaz. Farz ki çözmedin. Diyor ki ardışık 5 dalga tepesi arası uzaklığı 20 santim. Dikkat bak. 1 tepe, 2 tepe, 3 tepe, 4 tepe, 5 tepe. Hatırlamanız lazım. Dedim ki 100 tane tepe olsa 99 dalga boyuydu. 5 tepe, 1 dalga, 2 dalga, 3 dalga, 4 dalga. Hep bir eksikti. 4 tane dalga boyu 20 santimmiş. Şu an dalga boyum 5 santim, okumaya devam ediyorum. Ve dalgaların yayılmasına kaç demiş abicim? 40 mı demiş? Ne yapıyordun sen? Lambda eşittir hız çarpı periyottu. Bak sen burayı 5 buldun değil mi? Burayı 5 buldun. Hızına sana kaç vermiş? 40 vermiş. O zaman periyot buradan ne yapar abicim periyot buradan? 1 bölü 8. Kimin periyodu? Dalganın periyodu. Peki dalganın periyodu bak. 1 bölü 8 ise eğer dalganın frekansı 8 yapmaz mı? Çözme bak dedim ki çözme. Sadece yaz ama burada. Yaz yerine yaz gitsin. Çıkar ya da çıkmaz. Canı cehennemin dibine kadar burada. Sonra bak ne diyor burada. Okumaya bir devam et. 4 yaratı bir stroboskopla bakıyormuşsun. O da güzel. Ve senden istediği şey stroboskopun frekansı. Sen şimdi bu işlemi yaptığın zaman stroboskop ne yapacaktır abicim? 2 gibi bir değer yapacaktır buradan frekansı. Yani ama bak adam sana ne istiyor? Sen frekansını 2 buldun değil mi? Heh. Şimdi kendinize geldiniz. 2 yapışmış gidiyor oralarda. Siz frekansı 2 buldunuz orada. Adam diyor ki dakikada kaç devir yapar? Dakikada kaç devir? Saniyede 2 devir demektir bu. Saniyede 2 devir. Dakika ne yapar buradan abicim? 60 saniye yapar. Saniyede 2 devir ise 60 saniye ben ne yapacağım burada? 120 devir yapacağım. Ve böylece bu işi burada noktalayacağız arkadaşlar. Olur Ensar'ım sen dersinde olmaz mı? Herkes yapıştırmış orada 120'yi. Herkes yapıştırmış. Ve ben yoruldum. Artık tatil zamanı geldi diye düşünüyoruz arkadaşlar. Konu bu. Söylemek istediğim şeyler varsa arkadaşlar dinliyorum orada. Konumuz bitti çünkü çok şükür. Buraya kadar yazabildim ancak. Bayrama sonra devam edeceğiz bunlara. Ayrılmadı, kırılmadı falan filandır. Tabii sen tatil matil yok. Mine yok ama bırakabilirim. Eyvallah bırakabilirim. Sağ ol bırakalım. Mona'ya bırakırım arkadaşlar. Bu notları aynısını fotokopisini çektirdim. Mona'ya bırakabilirim orada. Alırsınız. Yanlış değilsem 4 tane şubesi var Mona'nın. Nerede olursanız orada çektirebiliyorsunuz. Zamanı bir ol. Bu bayramdan hemen sonra bırakacağım. Hemen sonra. Nazlıcan diyor ki hocam enerjiyle ilgili zor yorum soruları çözebilir misiniz? Şöyle olsun Nazlı. Sen bana zor soru yollar tamam? Sen bana zor soru yollar. Öyle yapalım. Eyvallah ben nasıl yetiştireyim? Arkadaşlar biz artık yavaş noktalayalım burada. Umarım su dalgaları anlamışsınızdır.
Var mı söylemek istediğiniz şeyler arkadaşlar? Dinleyin ben sizi. Var mı? Bakayım. Söylemek istediğiniz şeyler varsa dinleyin ben sizi. Bunların dağımı olacak değil mi? Bunların dağımı. Bölcüksüz bir yani. Evet. Sağ ol, yol. Fatma kaldırma kuvvetiyle ilgili bir videoyu kendi geçen atakızın. Oraya bir bak istersen bize soruları yönlendir. Var. Sağ ol Cihat'ım. Teşekkür ediyorum bari Cihat. Fark etmenin değil. Fark etmenin değil. O aklımdaydı. Kurtuldum. Eyvallah Zeynep. Görüşürüz Murat. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.